Paşalardan paşalara paşa paş paşa paş. Paşa paş oturuyoruz sevgili izleyiciler. Verdik paş paşa. Paş paşa ve paşa paş. Evet. Paşa paş bir mücadele olması lazım. Paşa paş bir mücadele. Yalnız buradaki yağ kokusu gerçekten durulacak gibi değil. Ben biraz içeride oturacağım, affedersiniz. Yağ değil canım. Şerbet kokuyor. Mis gibi. İğrenç metal adını verdiğimiz bir tatlıyı bugün deneyeceğiz. Erdem amcanız bayılıyor. Evet, yani sonuçta kızartılmış ve her ne olursa olsun üzerine şerbet döküldüğü takdirde yenilesi hale gelmiş bir cisim, bir yiyecekten bahsediyoruz. Eğer en sevmediğiniz yemekleri ballandıra ballandıra ağız tadıyla yemek istiyorsanız siz de üzerine biraz şerbet dökün sevgili izleyiciler. Evet, ya da ilk başta kızartmamayı da deneyebilirsiniz. Niye kızartıyorsunuz Selvi? Kızartmadan şerbet dökülmez. O zaman formu bozulur. Evet. Bu arada başlamadan önce Cenk amcanızda yıllar öncesinden yaptığımız bir ketenpereyi sizlere anlatmak istiyorum. Şu şekilde gördüğünüz sevgili ketçap mayonez poşetlerin üzerine gonolyalı mendil yazmak suretiyle pek çok arkadaşımızın yüzünü gözünü ketçapla silmesine sebep olmuşuzdur, öyle değil mi Cenk'ciğim? Evet, ama şöyle yapardık yani. Ya orada şey var mı, kolonyalı mendil? Var var falan diyerek şöyle bilirsiniz. Arkadaşınız tabii ki size güvendiği için. Bir de o sırada lafa tutarsınız, size de çok önemli bir şey anlatıyordu. Evet. Zort diye. Bu güzel espriyi de mutlaka yapmayı ihmal etmeyin. Evet, yani ketenpere arayanlar için bugünkü ketenpere önerimiz böyle olsun sevgili izleyiciler. Bu Haldun mu göndermiş bunları Cenk'ciğim? Haldun göndermiş, evet. Nereden yani, gönderiyor acaba? İşte diğer ne artık, midye mi kızartıyor ne yapıyorsa aynısında bunu da kızartıp midyenin göndermiş. Midyenin ardından paşa sarması. Midyenin ardından. Tadına bakalım mı Cenk'ciğim? Bakalım tabii ki, böyle güzel kokan bir şeyin muhteşem tadıyor olması. Yani evet, biraz kokusu kötü yani, çünkü bu muhtemelen şeyde kızartılmış midye. Cenk amcanızın da dediği gibi, onun dışında patates. Hatta balık. Eğer midye, yanında midye varsa belki kokoreç yaptığı sacın üzerinde bunu da şöyle bir döndürüp şey yapmış olabilir. Ya içerisinde midye olabilir, bilmiyorum. Şimdi yiyip bakacağız. Midye dolması. İçinde bir şey yoktu. İçine bir şey koymaya gerek yok. O kadar kızartmış adam. Daha aslında ne? Midye dolmasının da böyle bir şey olmasını bekliyor insan sevgili izleyiciler. Yani midyenin kendi kabuklarını sırf midye dostumuza ders vermek için, bir ibret olsun diye haşlamak çok hunharca bir davranış. Onu da bir yaprağa, bir yufkaya falan sarmalıyız diye düşünüyorum. Bu arada tabii bir şeyimiz olaraktan, geleneğimiz olaraktan size kış nasıl geçecek onun hava raporu tahminlerini verelim. Kasım ayı itibariyle pazartesi biraz parçalı bulutlu, hafif yağış var. Salı günü birazcık güneş açacak. Kasım ayı pazartesiyle mi başlıyor? Her ay pazartesiyle başlar. Yoksa Kasım'daki her pazartesi mi böyle geçecek? Dur işte, ben sayıyordum salı çarşamba diye, ben giderim öyle şey Nisan'dan Mayıs'a kadar. İyi, Allah'tan Kasım sadece 30 gün çekiyor sevgili. Aralık'ta siz bir de görün Cenk amcanızı. Evet, durun bir de şey vereyim. KYS sonuçlarını 1A, 2B, 3C, 4P. Sen onu bayağı lüplettin. A içinde yeşil çıktı bir şeyler hakikaten. Evet. İçinde fasulyelerin kenarlarını kesip bunun içerisine doldurmuşlar değil. Gerçekten de fıstık koymuşlar. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Öf, yani böyle kokan bir şey. İnan buna çok beğeneceksin. Gerçekten. Cenk amcanıza biraz fazla tatlı tabii sevgili izleyiciler ama. Tatlısı yok ki bunun. Yani tatlıdan çok o iğrenç yağ aldığın için saçma. Evet yani. Biraz yağı çekmiş yani ama olsun. Yağı çekmeden nasıl kızaracak, öyle değil mi? Yani ayrıca her paşa sarması için yağı döküp yeni bir yağ koyacak değiller. Sonuçta her gün yağ da değiştirecek değiller. Her hafta da değişmez bu. Yağ dediğiniz mazottan pahalı. Burada balık tadı alıyorum ben. Bitişi balık. Demek ki az evvel ben balık dedim diye biraz psikolojik tad alma mekanizmanı tetikledim. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Paşa sarması bunu... Sarayda da böyle yapıyorlarsa kelleleri gitmiştir söyleyeyim. Sarayda biraz daha farklı yağlarda kızartıyorlardır diye düşünüyorum. En azından o dönemlerde henüz makine yağı bulamadığı için zeytin, ayçiçek, buna bağlı yağlarda kızartıyorlardır gibisine geliyor insanın sevgili izleyiciler. Bu arada sevgili dostumuz bir tür yufka ile sarılmış anladığım kadarıyla. Yufkanın içerisine bir miktar, evet gerçekten de kadayıf var bunun içerisinde. Fıstık. Ama bana sorarsanız cevizlisi daha güzel olur, Allah kahretmesin. Bana hiç sormayın yani, bu çok saçma bir şey gerçekten. Olacak iş değil. Bu kadar mı? Bitti mi yani şimdi paşa bitti. Sarması? Bitti. Sen şeyi söyle bakayım bana. Bu kış şeye yağar mı? Ya aman kar. Bu kış kar biraz fazla yağacak sevgili izleyiciler. Kış hava durumları. Dikkatli olun.
sokağa çıkarken özellikle araçla çıkıyorsanız kar lastiklerinizi eksik etmeyin. Daha henüz şimdiden kış hava durumu veren de tek program bizizdir diye düşünüyorum. Önceden davranmak en mantıklısı. Çünkü o zaman diyeceksiniz ki ooo Cenklerden dediydi onu. Peki kış ne zaman başlayacak diye bir soru sorduğunuzu duyarga gibiyim. Kışlar biliyorsunuz sevgili izleyiciler Kasım ayıyla başlarlar. Ve sevgili Ocak ayının sonunda da biterler. Her mevsim 3 aydır. Kasım 1 dedi mi kış girer. Ocak 31 dedi mi İlkbahar başlar sevgili izleyiciler. Ama hayır. Bizim ilkokul yoksa pardon. Kasım mıydı son? Kasım. Aa özür dilerim. Kış Aralık'ta başlıyormuş. Affedersiniz sevgili izleyiciler. Bir aylık izleyiciler. Saplan oldu. Olsun. O zaman şu an tam sonbaharın ortasında mıyız? Sonbaharın ortasındayız. Aralık'ın ortasında tam yılbaşına doğru kar başlar. Bu bütün işte Covid'dir, Movid'dir o şeyleri, virüsleri falan öldürür. Ortalığı temizler. Her şey de normale döner. Ocak 12 gibi. Aslında geçen sene de öldürecekti ama geçen sene biraz yaraladı. Bu sene öldürecek sevgili izleyiciler. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.